bir gerçeği gün ışığına çıkaracağız. Bazı noktaların altını bir kez daha çizeceğiz. Değerli dostlar, uygar dünyada demokratik bir toplum düzeninin temel şartı insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı yasama, yürütme ve yargı organlarının işleyiş ve işlemlerinde kullandıkları yetkinin kaynağını anayasadan aldıkları bir sistemin varlığıyla mümkündür. Türkiye Anayasası'nın 6. maddesi hiçbir kimsenin veya organın kaynağını anayasadan almadığı bir yetkiyi kullanamayacağını açık bir şekilde ifade etmektedir. Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluşları ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Anayasal bir demokraside bunun aksi düşünülemez. O nedenle sormak durumundayız. Ve bir cevap almak durumundayız. Türkiye anayasal bir demokrasi olmaktan çıkarılmış mıdır yoksa çıkarılmamış mıdır? Değerli dostlar, meşruiyetin kaynağı hukuktur, anayasadır. Anayasayı tanımamak meşruiyeti ortadan kaldırır. Uzunca zamandır hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku esasına göre adalet mekanizması işletiliyor. Toplum adeta yargı sopası ile hizaya sokulmak isteniyor. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez vermiş olduğu hak ihlali kararına rağmen dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yargı kararının, Yargıtay'ın kararının okunması ile tip milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hukukun, demokrasinin temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir anayasasızlık rejimini bir kez daha gözler önünde sermiştir. Karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza. Değerli Trabzonlular, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tutumuyla kendi varlığına kastetmiş, hukuksuzluğa teslim olmuş, halkın iradesinin tecelligahı olmaktan uzaklaşmıştır. Anayasanın, hukukun, meclisin varlığı aranır duruma düşmüştür. Siyasi iktidar anayasayı, hukuku uzunca zamandır kendisine ayak bağı olarak görmektedir. Sebebi oldukları yokluk, yoksulluk, sömürü düzeninin yarattıkları eşitsizlik ve adaletsizlik ikliminin üstünü anayasayı, hukuku rafa kaldırarak örtebileceklerini sanıyorlar. Ama nafile bir çabadır. Türkiye toplumu üstüne örtülmek istenen bu karanlık örtüyü yırtacak birikime demokrasi bilincine sahiptir. Gün gelecek, evren dönecek, hakimler halka hesap verecek. Gün gelecek, evren dönecek, hakimler halka hesap verecek. Gün gelecek, evren dönecek, hakimler halka hesap verecek. Değerli dostlar, bugün karşı karşıya olduğumuz mesele salt bir milletvekilliğinin düşmesi meselesi değildir. Çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır. Can Atalay, Soma'da, Ermenek'te, maden katliamlarında kaybettiğimiz madencilerin, Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitirenlerin, Aradağ'daki cemaat yurdunda yanarak ölen çocukların avukatıydı. Can Atalay, halkımızın tüm farklılıkları ve zenginliğiyle eşit, özgür ve kardeşçe
bir arada yaşama iradesinin açığa çıktığı Gezi'nin bileşeniydi. Can Atalay'ın savunduğu fikirlerdir. Hedef alınan laikliktir, kamuculuktur, eşitliktir, özgürlük ve adalet arayışıdır. Bu fikirler ve idealler asla sahipsiz değildir. Bu yokluk, yoksulluk ve sınır düzenine hayır diyen, çocuklarımızı, yaşamımızı hedef alan, tarikat ve cemaattir eliyle örülmek istenen, gelecek karanlığa itiraz eden, eşitlik, özgürlük, adalet isteyen milyonlarız. Yaşasın demokrasi mücadelemiz! Yaşasın demokrasi mücadelemiz! Yaşasın demokrasi mücadelemiz! Değerli dostlar, insanca bir yaşam ve insanca bir düzen talep ediyoruz. Layık, demokratik, tam bağımsız bir ülkede eşit, özgür ve kardeşçe bir arada yaşamak istiyoruz. Biz halkız, haklıyız ve muhakkak ki biz kazanacağız. Siyasi iktidara Trabzon meydanından uyarımızdır. Adalete olan güven duygusunu zedelemek bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür.